Merhabalar. Bugün de el cerrahıyız ama el cerrahlarına da çok sık gelen başka bir antite hakkında konuşacağız. Özellikle ayak ağrılarıyla gelen, özellikle genç bayanların, yüksek topuklu ayakkabı giyen bayanların daha çok muzdarip olduğu bir şikayetten bahsedeceğiz. Ama bu sadece onlarda olur diye algılanmasın. Aslına bakarsanız herkeste, her cinsiyette görülebilen bir şey. İsmi, bizim tıpta kullandığımız ismi Morton Neuroması. Yani ayağın his sinirlerinin birisinde veya birkaçında olan hasardan bahsedeceğiz. Önce etiyolojisiyle başlayalım. Yani bunun neden olduğuyla başlayalım. Aslında şu ana kadar yaptığımız hastaların hepsi bayağı yani hiç erkek hatırlamıyorum. Ben bir tane görmüştüm doğru konuşmak gerekirse ama yani onun için hani bu şey yapıyoruz. Nasıl karpal tümleri de önemli bir kısmı kadınları ilgilendirse de bir kadın hastalığı olarak bahsedemiyoruz. Evet ama biraz yani, oluş sebebi itibariyle daha çok kadın problemi değil mi? Belki evet. Yani genellikle nasıl şikayetlerle karşımıza geliyor? Tam ayak tarak kemiklerinin alt kısmında, parmakları da ayak tarak kemiklerinin birleşim yerinde, özellikle 3. 4. parmaklar arasında bir taban ağrısıyla geliyor hastalar karşımıza. Her ayağını bastığı zaman orada bir elektrik çarpması gibi bir his ve ağrı şikayeti genel şikayetler. Yani tabii çok fazla tanınmadığı için uzun süre ayak ağrısıyla insanlar devam ediyorlar. Nedenlerinden bir tanesi belki yüksek topuklu ayakkabı giymek de olabilir. Tabii etiyolojisi çok net böyle illa şu nedendir, bu nedendir diye ortaya çıkmasa bile. Evet, bizim ama yine de yüksek topuklu, işte dar ayakkabılar falan hep evet, baktığımızda bu insanların daha çok kullandığı şeyler olarak evet, karşımıza çıkıyor. Ama yani hiçbir şey giymeyen bir hastalığı evet, da karşımıza çıkabilir. Genellikle bizim patolojik olarak gördüğümüz şey o sinirin o bölgede kalınlaşıp topaklaşması. Ve işte o topaklaşmanın olduğu bölgede işte sinirin fazla hassasiyet olup, sinirde fazla hassasiyet olup her basmada o basma yüzeyi olan bölgede ağrı nedeniyle yürümez durumuyla karşımıza geliyor. Evet, bunlar da her problemde olduğu gibi önce şüphelenmek lazım. Önce biz bunu doktorla mı çözeceğiz yoksa başka şeyle mi çözeceğiz diye. Ama belli süreci artık aşan her türlü hastalıkta olduğu gibi bunu doktora danışacağız. Şimdi sen bulgularını söyledin, nasıl hastalar neler yaşadığını. Biz kendi fikrimizi doğrulamak için başka tanı yöntemlerine ihtiyacımız var mı? Neler yapabiliyoruz? Ya aslında senin dediğin gibi ilk önce şüphelenmek. Bu şüpheyi gerçekten ispatlayacak yöntemlere gitmek lazım ama eğer şüphelendiğiniz şeyi radyoya bildirmezseniz veya inceleyecek hekime veya teknisyene bildirmezseniz onu da tespit etmek... Dikkat o noktaya odaklanmazsa yine tanıda kaçınır. Mümkün değil. Siz bir kere ben şu iki parmak arasında, üçüncü, dördüncü parmak arasında veya ikinci, üçüncü parmak arasında şundan şüpheleniyorum diyeceksiniz ki aslında MR teknisyeni veya radyoloji uzmanı oraya doğru yoğunlaşsın. Evet, geri saralım şimdi. Biz MR mı isteyeceğiz? Nedir bizim radyologdan veya tanı aracı? Genelde MR bizim için tanı yöntemi ama işte hastaya MR yazıp ya bunun sonucunda ya hiçbir şey çıkmamış demek çok akıllıca değil, bunu anlatmaya çalışıyorum ben. İşte MR yazacaksanız MR teknisyeniyle bağlantılı olmanız lazım. MR teknisyenine demeniz lazım ki ben burada Morton nöromadan şüpheleniyorum. Sen buna yönelik ince kesit çalışma yap ki onu tanıyabilesin. Başka türlü orada geniş kesit çalışma yaparsanız onu kaçırma ihtimaliniz çok. Küçük bir kitle olduğu için orada kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. Peki MR'da tanıyı koyduk. Önce istersen tanıyı koymadık. Daha doğrusu şöyle şey yapalım, bununla karışan şeyler var mı? Veya onlar için MR kesinlikle ayırt edici mi, biz başka tetkik istiyor muyuz? Yani bizim ayak şekil bozuklukları veya ayak problem
nedenlerimiz aslında ayak tabanındaki ağrıların nedenleri olabilir. Bazen bizim normalde normal bir insan ayağının bir belli şekli var. O şekli bozuk, doğuştan bozuk olan hastalarda bazen ayak taban ağrıları çeşitli nedenlerden dolayı olabiliyor. Tabii bunları karıştırmamak lazım. Her şey yani illa motor nöronu veya başka bir şey. Veya çok belirgin, çok eğimi fazla ayaklarda metatars başları dediğimiz tarak kemiklerinin uç kısımları yere daha fazla basıyor. Onlara bağlı metatars harçlar, yani metatars başlarında şekil bozukluğuna bağlı ağrılar oluşabiliyor. İlk önce bir film çektirmek belki hani bu şekil bozukluklarını anlamak veya işte başka bir nedenle dolayı ağrı olup olmadığını anlamak için çok gerekli. İlk önce bir normal film çektirmeden zaten hiçbir zaman MR veya başka bir tetkiki yaptırmamak lazım. İlk önce bir normal film çekeceğiz, sonra MR çekeceğiz. Şüphelendiğimiz durumlarda tabii bu MR'ın mutlaka ilaçlı olması da lazım. Kontrastlı MR çekilmesi lazım. Bunu mutlaka radyoda veya radyo dışı teknisyenine mutlaka bildirmek lazım. MR'da tespit ettikten sonra aslında tedaviye yönlenmeye başlayacağız. Hastayı bulduk biz artık. Orada nöron var. Peki biz cerrahız ameliyat mıdır yani yapacağımız tek şey? Ya aslında ilk önce oradaki basıyı bir kaldırmak belki hani önemli. Bir ayakkabı modifikasyonu. Ya kardeşim sen daha geniş şeyler giy. Yüksek ayakkabı giyme. Topuksuz giy. Bir ayakkabı şeklini düzelt. Hani birazcık daha geniş ayakkabılar giy denebilir. Birinci koruma yöntemi. İkincisi de ayak tabanını al. O bölgeyi bir boşalt. Hani ağrıyan bölgeyi boşalt. Oradaki bası bir azalsın. Biz nasırlarda da bunu öneriyoruz evet, değil mi? Bazen nasırlarda da öneriyoruz. Yani o belki üzerindeki bası azalınca o sinirin reaksiyonları azalabilir ve ağrı azalabilir diye tahmin ediyoruz. Bazı hastalarda da başarılı oluyoruz. Ama konservatif yöntemlerle artık başarılı olmayan hastalarda biz cerrahi tedavi öneriyoruz. Cerrahi tedavi de oradaki o sinir parçasının çıkartılması. Ama mutlaka genel anestezi gerektiriyor mu? Başka yöntemler var mı? Genellikle biz diz altından uyuşturduğumuz yani bölgesel anesteziyle bu işi halledebiliyoruz. Hiç korkulacak bir şey yok. Ayak tabanından açmıyoruz. Herkes yürüyebilecek mi? Evet. Hemen ameliyattan ertesi gün işin gücüne gidebilir. Yürüyebilir. Ayağın üst tarafından açıyoruz. Bu da yürümeyi engelliyor. Nasıl ayağın tabanındaki şeye ayak üstünden ulaşıyorsunuz? Aslında asistans yapan arkadaş aşağıdan yukarıya doğru bir basma oluşturarak, ileri ittirerek sinirin yukarıdan görülmesini sağlayabilir. Çok yani hiç de zorlandığımız bir pozisyon değil. Sinirin yukarıdan görebiliyoruz. Ondan sonra da o bölgeyi çıkartıyoruz. Ama bunun komplikasyonları var. Biraz ondan bahsedelim. Mesela bu bir his sinirinden kaynaklanıyor. Parmaklarımızı dokunduğunda hissettiren sinirden kaynaklanıyor. Biz bu sinire ait problemli bölgeyi çıkarttığımızda parmaklarımızın hissetmesi bozulacak. Bozulacak. Mesela 3. 4. parmak arasındaki siniri çıkardığımız zaman 3. birbirlerine bakan yüzleri 3. parmak ve 4. parmağın birbirlerine bakan yüzleri hissizleşecek ama bu çok önemli mi? Hayır, koruyucu duyular geliyor. Öbür taraftaki sinir köklerinden gelen sinir iletileri yani çok küçük bir kısım belki hissiz kalabiliyor ama genellikle koruyucu bir duyu oluşturabiliyor. Ayak hissi el gibi değil. Genellikle yani hani sadece koruyucu duyu olması, yaralanmayacak kadar koruyucu duyu olması ayağın kendini koruması için yeterli. Çok bir yere dokunduğumuz zaman illa dokunma hissi olması gereken yüzeyler değil ayak parmaklarının yüzeyleri. Başka göreceğimiz komplikasyonlar veya
ameliyat sonrasında şu da olabilir diye belirtmemiz gereken şeyler var mı? Vallahi çok büyük komplikasyon. Standart yara iyileşmesi problemleri dışında enfeksiyondur, yara iyileşmesi şeydir. Yani ki bunlar da hiç sık gördüğümüz şeyler değil. Çünkü genellikle cerrahi temiz bölgelerde yapıldığı müddetçe enfeksiyon riski de oldukça az oluyor ki hastanın işte şeker hastalığı gibi başka sebeplere dayanan altyapıları yoksa. Yani cerrahi ağrısı geçtikten sonra çok büyük bir ağrında hissedildiğini görmedim ben. Yani böyle bir yüzgüldürücü bir tedavisi var. Da değil. Evet. Daha sonra herhangi bir nüksünde şu an kadar yaptığımız hastalarda görmedik. Hı hı. Aslında hani morton nöroma doğru yapıldığı zaman, doğru şekilde yapıldığı zaman çok yüz güldürücü ama aması var çaneyi koymak. Evet. Ayak tabanının daha ön kısma yakın, parmaklara doğru olan ayak tabanı ağrılarını da aklımızdan çıkartmayacağız. Özellikle bayansak, özellikle topuklu ayakkabı, dar ayakkabı giymeyi seviyorsak bunlar olması da şart değil, tekrarlayalım olayı ama böyle kişilerde daha fazla olduğunu aklımızda tutalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydamız olmuştur. Şikayeti olan hastaların bazen bu tanıyı koyulması sırasında bu tip bilgilendirmelere ihtiyacı oluyor. Biz buna en çok glomus tümörü de yaklaşıyoruz. Aslında hani parmak ucunda ağrı nedeniyle biz bir video çekmiştik. İnsanlar hep o videoyu izleyip bize geliyorlar ya kimse tanımızı koymadı ama biz bu videoyu izledikten sonra kendimiz de bundan şüphelendik diye. Bunda da kendi kendinize tanı koyabilirsiniz bir nevi. Tabii yani ilk tanı koymak değil de en azından şüphe olup. Evet, yani zaten bizim kastımız o. Kimse kendini tedavi etsin demiyoruz ama bir profesyonelden şüphelenerek destek almamız gerekiyor. Evet, şüphelenmek konusunda biz en azından sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Konu hakkında size bir miktar faydamız olursa ne mutlu bize. Siz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.